Hatırlarsanız daha önce yapay zeka konulu animasyonlar videosu hazırlamıştık. Animasyon seviyoruz yani. Ama hele bilim kurgu ve yapay zeka konulu olunca ayrı heyecan duyuyoruz. Ve son dönemde bu konuda başyapıt olacak bir seri var ki videosunu yapmak istedik. Love, Death and Robots. ...2019'un Mart ayında yayınlanmış ve üzerinden 10 ay geçmiş olmasına rağmen bilmeyenler ya da izlemeyenler için hem tanıtmak, izleyenler için de hislerimizi paylaşmak istedik. 2019'un en iyi işlerinden biri bize göre. 18 ayrı hikaye, neredeyse 18 ayrı teknik ve animasyonun sınırlarını zorlayan bir koleksiyon olmuş. 18 farklı ekip, 18 farklı konu. 2 boyut, kare kare çizim, 3 boyut, stop motion, CGI, ne ararsanız ayrı bir teknikte. Ses tasarımı, senaryo, grafikler, süre, sanat yönetimi, harika çizgilerle zirveyi zorlamışlar resmen. Şu sahneye bakar mısınız? Tam bir sanat eseri gibi değil mi? Transhümanizmden siberpanka, robotik ilerlemeden yapay zekaya, ötekilerin hayatından antimilitarizme kadar birçok noktaya değinmişler. Ama öylesine bir politik mesaj verme, şunu yer etme, şunu pohpohlama, gelecek hakkında uyarma gibi dertleri yok. Animasyonlarla, çizgilerle, programlarla sadece keyifli vakit geçirmenizi istiyorlar ve kendilerine verilen imkanlarla neler yapabileceklerini kanıtlamak istiyorlar resmen. Antolojinin yaratıcı beyinleri aynı zamanda Spider-Man, Into the Spider-Verse'ü de yapan ekip. Bu işin en üstünde Seven, Fight Club, The Social Network ve Gone Girl gibi filmlerden tanıdığımız David Fisher ile Deadpool'un yönetmen koltuğunda oturan Tim Miller var. Fisher yapımcı, Miller ise yaratıcı pozisyonda. 1981'de Kanada yapımı Heavy Metal animasyon antolojisini anımsıyoruz. Muhakkak bir yerlerden bulup izleyin deriz. Hem metal müzik hem de hardcore çizgiler hakim. İzlerken yer yer onun kadar sert ve sürekli kan görselleriyle, ses ve müziklerin çok iyi kullanımı ile en kısası 6 dakika ve en uzunu 17 dakika olmak üzere bir çırpıda bitiyor zaten. 2 saat dizi izlemeye alıştırılmış biz insanlar için tam bir çerez. Ama böyle en değerli çerezlerden. Sanki böyle uzayda kızarmış patates cipsi gibi değerli. Hitlerli paralel evrenlere dalarken, kıyamet sonrası dünyasında 3 robotun geyiğine, bir apartman dairesine yeni taşınmış bir çiftin buzdolabında bulduğu uygarlığa ve yoğurtların, evet evet bildiğin yoğurtların medeniyet kurup dünyaya hakim olmasına kadar farklı konulara değinilmiş. Farklı ülkelerin ufak tefek destanları, efsaneleri bazen konumuz olurken Claude Grix, Marco Cruz, Ken Liu, Joe Lansdale, Joe Scalzi gibi yazarların hikayelerinden esinlenilmiş ve bazen de direkt alınmış. Korkunç yaratıklar, yapay zekalar, robotlar, hayal ötesi fanteziler, çarpıcı çizgiler. Bilim kurgudan komediye, aksiyondan kara mizaha tam bir öykü antoloji serisinde Gizli Savaş, Kör Nokta, Şanslı 13, Şekil Değiştirenler, Sony'nin Avantajı, Yardım Eli, Balık Gecesi, Ruh Emen, Çöplük, Özel Kıyafetler, Alternatif Tarih, Akülle Yarığının Ötesi, Buzul Çağı, Yoğurt, İyi Avlar, Zima Mavisi, 3 Robot, Tanık, kısa film tadında bazıları iki kere izlenmeli. Özellikle Zima Mavisi, Tanık, 3 Robot, Gizli Savaş bir harika.
animasyon kitaplarına konu olacak ve animasyon bölümlerinde ders olarak okutulacak seviyeler. Şahsen biz böyle izledik. Kung Fu Panda 2 ve Kung Fu Panda 3'ten bildiğimiz Jennifer Yuhnilson ikinci Love, Death and Robots işini de üstlenmiş olduğu haberlerini alıyoruz. Yani haberiniz olsun, yakında Ursula'dan da birkaç sahne izleriz belki. Bu arada biz Rick and Morty'de izliyoruz. Naber? Hoşçakalın.